sunduğunu görürken. Evet. Tekrar herkese günaydın. Afiyet olsun diyerek başlayayım. Biliyorsunuz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bu noktada her sene beraber oluyoruz bu süreçte. Bu yıl 10 Ocak'ta Sayın Valinin düzenlediği bir toplantı vardı. Hafta sonu girdi araya. Dolayısıyla biz de pazartesi günü hafta olarak düşünürsek hafta bitmeden toplantıyı yapmış oluyoruz. Birlikte oluyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Bu çok önemli bir gün bence. Bizlerin, toplumun haber alma hakkını kullanmasına fırsat veren bir kurum gazetecilik, basın. Dolayısıyla burada bana sorarsanız özellikle çalışan gazeteciler, yani muhabirler, foto muhabirleri, yazılı, görsel medya, herkes çok önemli, kutsal bir görev yapıyor. Nedir kutsallığı? Dediğim gibi halkın haber alma özgürlüğüne destek oluyor, yardımcı oluyor. Onun için ben bütün Çanakkale'de bulunan siz değerli basın mensuplarını, çalışan gazetecileri, tabiatıyla onlara işverenlik yapan değerli basın mensuplarına da günlerini kutluyorum. Çünkü onlar da aslına bakarsanız buradan gelme basın mensubu. Onlar da geçmişte çoğu bu şekilde muhabirlik yaptı, gazetecilik yaptı. Onun için şu an itibariyle gazete sahibi de olsalar geçmişleri itibariyle çalışan gazeteci sayabiliriz. Değerli basın mensupları, gerçekten zor iş yapıyorsunuz. Çünkü ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamıyorsunuz. Yani kaç tane peygamberiniz var bilemiyorum. Hepsine yaranmaya çalışıyorsunuz ama hiçbirine yaranamıyorsunuz. Yaranamadığınız gibi bir de üstelik kendinizi tehlikelere atıyorsunuz. Özellikle savaş alanlarında, eylem alanlarında biliyorsunuz en son bir Anadolu Ajansı muhabirin gözü yaralandı. Hatta görmez hale geldi. İnşallah tedavi olur. En kısa yerdeki bir olay. Bunun yanı sıra tabii diğer harp, savaş bölgelerinde, çatışma bölgelerinde çalışan gazeteciler de hayatlarını elbette riske atıyor. Burada biz dediğim gibi Çanakkale'de de, yerelde de birçok tehlikeli işler olduğunda gidiyorsunuz. Oralarda gece gündüz demeden çalışıyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz. Bu kutsal bir görev. Ama aynı zamanda da bir başka tehlikede yaptığınız görevlerden dolayı çeşitli nedenlerle bir kulp bularak cezaevlerine de atılıyorsunuz. Cezaevlerinde de yeriniz hazır. Oralarda da çile dolduruyorsunuz. Ta geçmişten beri var. Bu yeni değil. Yani bu hükümet dönemi falan değil. Geçmişten beri olan bir şey. Padişahlık döneminde de var. Sürgünler var. Cezaevleri var. Bilmiyorum. Yani doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Siz kovulmakta kalmıyorsunuz. Bir de eziyet görüyorsunuz. Onun için gerçekten işiniz zor. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın da göre 91 tane gazeteci varmış bugün itibariyle. Çalışan gazeteci cezaevlerinde. Onlara da buradan selam olsun diyorum. Allah kurtarsın. Bize yer kalmamıştır. Evet. Cezaevleri dolu. Dua edin de boşalmasın. Yoksa sıra size gelsin. Yok, gelmez. Şaka. Tabii burada bazı komik işler de oluyor. Nedir o? İşte Sözcü Gazetesi davası gibi. Bir komedi yaşıyoruz. Yani aklımızla alay ediliyor gibi geliyor bana.
Biz de iyi kötü aklımız var diye düşünüyoruz. Yani her gazete olabilir, FETÖ iltisaklı olabilir. Ama Sözcü Gazetesi'nin FETÖ ile bir iltisakın, bir alakasının olduğunu rüyamda görsem inanmam. Ama ne hikmetse inananlar var ve bu şekilde Sözcü Gazetesi'nin yazarlarını, çizerlerini, karikatüristlerini ne varsa hepsini ceza yağdırıyorlar. Dedik ya işte doğru söyleyeni dokuz köveden kovarlar, gerçekten de öyle olur. Yani doğru söylemek pek uygun değil. Ama demokrasi zor bir iş. Demokrasi içine sindirmek zor bir iş. Çünkü bazen demokrasi gereği sizin istediğiniz olmayabilir, sizin arzu ettikleriniz olmayabilir. Sizin düşündüğünüz gibi işler gitmeyebilir. Ama sonuç itibariyle toplumsal gerçekleri de örtbas edemeyiz. Bunu sindirmek zorundayız içimize. Ama maalesef sindiremiyoruz. Özellikle son yıllarda tamamen bu noktada tersine doğru gidiyoruz. Eskiden bir gülme hakkımız vardı. Gülme hakkımız da elimizden alındı. Bizim biliyorsunuz komedyenlerimiz hiciller yaparlardı. Demirel hicvedilirdi, Erbakan hicvedilirdi, Ecevit hicvedilirdi, Özal hicvedilirdi, değil mi? Bunları yaşadık o dönemleri hepimiz. Ama şimdi o esprili yapma şansı da kalmadı. Çünkü o espriyi yapan anında görüntü, önce polis, arkadan savcı, arkadan cezaevine gidiyor. Dolayısıyla bu hakkımız da elimizden alındı. Karikatüristler karikatür çizemez hale geldi. O hakkımız da elimizden alındı. Sonra da demokrasi var diyoruz. Bence demokrasi falan bu ülkede yok. Çünkü demokrasi anlayışımızın bizim farklı. Demokrasi anlayışımız sadece seçim sandığı demek değildir. Bu aynı zamanda toplumsal bir uzlaşı meselesidir ve toplumsal iletişim meselesidir. Bu iletişim ortadan kalktı ve ortaya sunulan haberler, ortaya sunulan haberler üzerinden yayınlar yapılıyor ve bunun tersine ispat etmeye çalışanlar da maalesef eziyet çekiyor ya da cezalandırılıyor. Dolayısıyla burada gerçekten gerçek anlamda gazetecilik yapmak isteyenler, toplumu haberdar etmek isteyenler çok zor şartlarda görev yapıyorlar. Muhalefete karşı gazetecilik yapmak kolay. Çünkü hatta taltif de ediliyor, alkışlanıyor da, ama iktidara karşı gazetecilik yapmak, oradaki yanlışları ortaya koymak gerçekten cesaret isteyen şey. Bu cesareti gösteren herkesi ayrı ayrı kutluyorum, tebrik ediyorum. Çünkü bizler, özellikle toplum hizmeti yapan bizler, siyasiler, halka hesap vermek zorunda olan insanlarız. Elbette ki basın eksikleri gördüğünde, yanlışları gördüğünde, bunları yazdığında kızmaya hakkımız yok. Çünkü biz tam tersine hesap verme durumda olduğumuz için bundan memnuniyet de duymamız lazım. Bizim yanlışlarımızı görüp düzeltmek, onları haberdar etmek bizim için çok önemli. Ya da köşe yazılarında yaptıklarımızın değerlendirilmesi, eleştirilmesi, desteklenmesi, her ne olursa olsun çok önemli diye düşünüyorum. Bu anlayışı bu ülkede yerleştirmemiz lazım. Yoksa işimiz kolay değil, işimiz çok zor. Evet, tabii şimdi burada yerel gazete konusuna girecek olursak, maalesef yerel gazetelerimiz yeteri kadar desteklenmiyor, yeteri kadar ayakta kalmaları için çaba gösterilmiyor. İşte bir basın ilan kurumu falan gibi müesseseler var, onlar geliyorlar böyle garip garip taleplerde, isteklerde bulunuyorlar. Zaten yerel gazetelerin etine budune ve burada 150 bin nüfuslu, bilemediniz işte civarıyla beraber 250 bin nüfuslu yok bile bir kitleye hitap ediliyor. Zaten burada sanayi yok, doğru düzgün iş hayatı yok. Reklam gelirleri düşmüş durumda. Bu şekilde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Bu konuda tabii ne yapılabilir ben bilmiyorum ama eşitlik ilkesi çok önemli.
devletin olanaklarının, yani bu konudaki basına olan desteklerin, olanakların olabildiğince adilane dağıtılmasına, eşit demiyorum, adilane dağıtılmasına yarar var. Yani her bir yerel gazetenin yaşama fırsatı bulmasında sayılamayacak kadar yarar var. Öteki türlü burada sağlıklı bir yayın politikasını beklememiz herhalde çok gerçekçi olmaz diye düşünüyorum. Ben bu bağlamda bir de üstelik biliyorsunuz sosyal medya da, şimdi internet gazeteciliği var, sosyal medya var. Dolayısıyla bu bağlamda da özellikle çalışan arkadaşlarımızın çok önemli iş yapıyorlar aslında onlar. Çünkü sadece yerelde değil, bütün dünyaya yayın yapmış oluyor sosyal medya aracılığıyla. Onun için belki yerelde de daha çok bu mecraya gitmekte, bunu kullanmakta, sosyal medyayı kullanmakta yarar var diye düşünüyorum. Ve bu bağlamda da sistemi, stili değiştirmekte yarar var diye düşünüyorum. Biliyorsunuz, geçen gün akıllı kentler toplantısı yapıldı. Çanakkale, Tarragona şehriyle bu bağlamda bir Avrupa Birliği projesi yaptı. Akıllı kent süreçleriyle ilgili. Ve yarından sonra da Ankara'da büyük bir toplantı yapılıyor, 2 günlük. Orada da panelist olarak çağrıldık. Orada panelde Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, himayesinde yapılıyor bu. Önemseniyor çünkü bu. Gerçekten yerel basının da, sizlerin de akıllı kent süreçlerini takip etmenizde yarar var diye düşünüyorum. Bu konuda neler yapılabilir, basının bu konudaki katkısı ne olabilir diye bunları da oturup düşünmemiz lazım, planlamamız lazım. O çalışmaları arkadaşlarımız yapmakta, yapacak ve bu süreçte zaten yasal mevzuat da çıkacak. Yani bir devlet politikası, hükümetin de politikası bu bağlamda ön planda, işte bu toplantılar da onun için yapılıyor. Bu vesileyle bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, sonuç itibariyle dediğim gibi çok önemli iş yapıyorsunuz, görev yapıyorsunuz. Bu konuda bakıyorum maşallah nüfusunuz da kalabalık, güzel. Yani gerçekten bu nüfusta bir şehirde bu kadar basın emekçisinin, basınla ilgili insanların olması çok güzel bir şey aslında. Ama keşke daha iyi şartlar olsa, daha iyi şartlarda görev yapılabilse, hepimiz bunu elbette ki tercih ederiz. Biz bu vesileyle işte yeni yıl başı olduğu için de önümüzdeki yıl süreçlerini de bu vesileyle değerlendirme fırsatımız olur, oluyor. Bu bakımdan bu toplantının için katılmanız için teşekkür ediyorum. Yine sorularınız olursa sorularınızı elbette ki cevaplamaya her zaman hazırız. Bu aynı zamanda hem bir kutlama hem de bir basın toplantısı olarak algılayabiliriz. Biliyorsunuz her sene bir hediyemiz var bir gazeteci, emekçi arkadaşımıza. Bu sene ki hediyemiz yine her zamanki gibi saat, ama bu seferki kol saati değil. Bu seferki akıllı dijital saat, akıllı saat, akıllı kent, akıllı kent süreçleri olduğu için bu sefer dijital saat kime veriyoruz? Sayın Mustafa Su İçmesi'ne vereceğiz. Genç arkadaşımız. Evet. Ben Mustafa Su İçmesi'ni kısaca önündeki nottan aktarayım. 84 Muğla Yatağı doğumlu kendisi. 2008 yılında Yatağı'nda Yeni Gündem Gazetesi'ne başlamış. Bak orada da Gündem Gazetesi varmış. Değerli Gündem Gazetesi sahibi. Sen mi onlardan ismi çalmamış senden aldın? Onlar hepsi senden aldı. Evet. Evet. Güngör Bey'in gazete isimdaşı diyelim. Evet, Yeni Asır Habertürk ve Takvim gazetelerinde çalıştıktan sonra 2012 yılında memleketimize
gelmiş, Çanakkale'ye gelmiş. Burada da objektif ve burası Çanakkale derslerimizde yazı işleri müdürlüğü yapmış. Ve 7 yıldan bu yana da Demirören Haber Ajansı'nda muhabirlik yapmakta genç arkadaşımız. Evet, kendisine yılın diyelim emekçi gazeteci ödülünü vermiş olalım. Buyurun. Başkan, bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım. Mustafa kardeşimizin de düşüncelerini alalım. Buyurun. Öncelikle herkese merhaba. Günaydınlar, afiyet olsun. Ben bu güzel ve anlamlı hediye için Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Gökhan ve Çanakkale Belediye Personeli hepsine teşekkür ediyorum. Biz Çanakkale'de kamuoyunu en iyi şekilde bilgilendirmek için çalışıyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Ben onca çalışan gazeteciler günü için bütün mesleği arkadaşlarımın günümü kutluyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli basın mensubu arkadaşlar. Bu vesileyle tekrar birlikte olduk. Teşrif ettiniz. Tekrar gününüz kutlu olsun. Çalışan gazeteci arkadaşlarımızın. Yine inşallah önümüzdeki yıllarda da beraber olabilmek umuduyla hepinize sağlıklı, başarılı çalışmalar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Soru soran arkadaşımız varsa soruları da cevaplandırırız. Hazırız.